Yalnız Ali fark ettin mi? Beni görünce akılları çıktı ha. Abi bomba gibi düştün aralara. Yalnız abi, Narin yenge dava falan demiş. Bir sakatlık çıkmasın. Bir şey olmaz oğlum. Onun açtığı davada gül biter. O açar, biz kapatırız. Abi illa ki kapatırız da hani yengeye şimdi normal muameleyi şey edemeyeceğimizden hakimi şey etmek gerekir. O da yani... Ali kimseye şey etmeye gerek yok. Kimseye şey etme. Oğlum bu gece senin son gecen lan. Bekarlık bitiyor. Sen topla arkadaşlarını, al götür bizim dükkana. Hep beraber beraberce şey edin işte. Selamun aleyküm. Serpent Bey. Hı. Yemek hazır. Buyurun sofraya. Şadiye'ye de haber verin. Üstünü başını giyinsin gelsin. Adam gibi otursun sofraya. Onunla konuşacaklarım var. Sen de çocukla İrina'yı al. Başka bir yerde yiyin. Çocuğun yanında buk subuk konuşur. Çocuğun ahlakı bozulmasın. Peki. Vay be. Ne güzel olmuşsun böyle hanım hanım. Gel otur yemek yiyelim insan gibi. Gel. Abim benim ya. Zaten var ya, hep sen sahip çıktın bize be Bahadır abi. Vallahi. Tabii çıkacağım. Kızım aileyiz biz. Ayrıca Selmet diyeceğim. Anlamıyorum ben abi. Ya benim şu ablam da var ya, tırnak kadar akıl olsa hemen senden evlenirdi abi. Ya yakışıklılık sende, güç sende, para sende. Ya karizma desen zaten abi onu hiç söylemeye gerek yok yani. Aşmış kendini, tavan yapmış yani. Değil mi? Yani terapiler işe yaramış bakıyorum da. Sağ olasın abi. Şadiye. Sence ben bu küçük numaralarını yer miyim? Yemezsin herhalde Bahram. Selmet lan. Öf ama ya, öf! O zaman ciddi ciddi konuşalım Selmet Bey. Şimdi sen bana o istediğim evi alacaksın. Ben de senin istediğin gibi böyle cici olacağım. İstanbul hanımefendi görsün değil mi? Vay arkadaş, öyle oluyor işte. Bahtı olmayınca başta ne kuru dayalar ne yaşta. Sen de insan çıkmadın be Şadiye. Şöyle yardım etmedin Selmet abine. Bir kardeşlik yapmadın. Olsun olsun. Valla kardeşlik merdeşlik onlar kolay iş. Sen benim istediğimi yapacaksın. Ben de senin istediğini yapacağım. Biz bu kadar çileyi bedavadan çekecek değiliz herhalde. Şadiye. Çok akıllısın sen değil mi? Çok çalışıyor senin kafan değil mi? Bir akıllı sensin değil mi? Bana yapmadan o kızın karşısında üçünlüğüne çıkmayacaksın. Bir ömür o kızın yanında kalacaksın. Akıllı ol. Ucuz numaralar yapma. Abi vallahi bak nasıl olduğunu anlamadım ben. Bırak lan eğilip bükülmeyi. Eline sağlık. Dünyadan bir pislik temizlendi. Ben onun için gelmedim buraya. Şadiye için geldim. Ayrılmışsın kızdan. O kız bana uymadı abi. Lan da var. Lan da var. Aşkın için adam öldürüyorsun. Sonra kızı ortada bırakıyorsun. Yakışıyor mu sana hiç? Abi bak şimdi biz... Böyle aile ortamı olaraktan. Yani bizim aileye böyle işler ters abi. Beni de görüyorsun burada böyle bir başına. Lan gerizekalı. Şadiye'nin suçu ne? Yakışıyor mu lan sana hiç? Yakışıyor mu? Ben böyle ahlaksız ahlakın içine edeyim arkadaş. Aşkın için adam öldürüyorsun. Kızım kalbimi söküp ortada bırakıyorsun. Sen cinayetten değil. Bundan hüküm giyeceksin Zafer.
Sana getirdim. Mektubum var kız. Canım aşkım, beni affet. Babür abi ziyaretime geldi. Onunla konuşunca gözlerimdeki kara bulutlar dağıldı. Aklım başıma geldi. Ben bir eşeklik ettim. Seni görmek istiyorum. Bir sene sonra ben rüştümü ispat edeceğim ve tek hayalim seninle evlenmek. Kimsenin ne diyeceği, ne düşündüğü hiç umurumda değil. Lütfen beni kırma ve ziyaretime gel. Seni çok seviyorum. Zafer. Abimin borcu neyse onu çalışıp öderiz. İstersen şimdi öde borcunu. Bak, şu yukarıda odalar var. Geçelim detayıyla konuşalım bu işi ha. Tamam abicim ağlama, halloldu işte. Ben seni götürürüm. Ne zaman giderim? Bir daha Zafer'le olamayız Babur abi. Olur mu canım öyle şey? Çocuk pişman işte. Ha? Abi. Ya boşuna uğraşma yani. Vallahi. Oğlum yani benim yüzüm yok öyle onun karşısına çıkmaya. Niye yüzün yok ya? Senin niye yüzün olmasın ki? Babür çıktı. Bir şey mi oldu? Ne dedi sana? Moralini bozdu. Zafer'den mektup getirmiş bana. Barışmak istiyormuş Zafer. Ondan sonra Babür abi de işte seni yarın Zafer'in yanına götüreyim. Görüşün dedi. Ne güzel işte. Sen ne dedin? Şadiyen, yavrum sen utanılacak bir şey yapmadın. Seni bu duruma düşürenler utansın. Heh? Git konuş Zafer'le. Halledin her şeyi. Unut işte. Oldu bitti. Sizin sevginiz her şeyi aşar. Ben biliyorum artık abla. Öyle sevgilim mevgilim ben bir şeyler aşamayacağını biliyorum yani. Böyle bazı şeyler vardır erkek milletinin kafasında. Onu öyle sevgi mevgi aşamaz yani. Başıma kakar sonra. Daha çok canım yanar yani. Ben bile biliyorum abla bunları be. Ben bile biliyorum yani. Gün yüzü görmeyesin inşallah. Yaktın kızı. Yılan. O kumar oynayan ellerin kırılsın inşallah. Yaktı kızı. Hesap açın hesap. Ben şansım dönecek hissediyorum hesap açın. Şöyle ya. Kazanlara dil olduğumuzu duydunuz. Yola geldiniz değil mi? Sınırsız açmanız lazım bana hesap, sınırsız. Oyna. Ne diyor lan bu? Hikmet'in oğlan kahvenin önünde. Bunun kıza evlenme teklif etmiş, onu diyor. Tüh, bak kaçırdık desene. O da pek bir güzel bir şeydi canım. Öyle abi. Neyse artık bir tanesiyle idare edeceğiz. Ama bu böyle kaybetmeye devam ederse onu da alırız kadroya sermaye niyetine.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.